Tablada var arkadaşlar, birim 10'dur. Sembol de arkadaşlar bu şekilde gösterirler. Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte çocuklarımız okul meşgalesiyle uğraşarak kendilerine farklı bir uğraş edinebilirler. Şimdi yaz tatilinde olsun, diğer boş zamanlarda olsun, tatillerde genellikle maalesef çocuklarımız vakitlerini ekran karşısında geçiriyorlar. Ekran karşısında geçirmeleri bazı olumlu yönleri varken olumsuz yönleri maalesef ülkemizde çok çok daha fazla. Örneğin bilgisayar oyunlarında olsun, sosyal medyada olsun siber zorbalıkla karşılaşabiliyorlar. Ekran bağımlılığı dediğimiz olay tamamıyla çocukların ekranını günlük olarak ya da işte alışkanlık haline getirip, sürekli alışkanlık haline getirip ekransız olduğu zaman, yani ekran noksanlığı, ekran yoksunluğu yaşadığı zaman sinirli olması, tamamıyla işte bu madde bağımlılığına da çok benziyor aslında. Birisi davranışsal bağımlılık, birisi madde bağımlı. Gerçekten ikisi birbiriyle o kadar çok örtüşüyor, benziyor ki birisinde tamamıyla fiziksel olarak zarar veriyor, diğerinde de zihinsel olarak zarar veriyor bu davranışsal bağımlılık, ekran bağımlılığı. Siber suçlardan kaynaklı çocuklarımızın karşılaştığı olumsuz durumlar gelecek hayatlarında olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Özellikle anne ve babaların dikkat etmesi gereken durumlar çocuklarına farklı meşgalleri bulmaları. Nedir bu farklı meşgaller? Çocukların kendi ilgi alanlarına göre, kendi isteklerine göre ya da becerilerine göre, yeteneklerine göre, örneğin resim yapmak, işte şiir yazmak olabilir. Onun haricinde sosyal etkinliklere katılmak olabilir. Bazen anne babalara soruyorum, çocuklarınızla kaliteli vakit geçiriyor musunuz? Evet hocam diyor, daha geçen hafta diyor, işte biz şeye gittik, alışveriş merkezine gittik, AVM'de vakit geçirdik. Hayır, AVM'de vakit geçirmek açıkçası o çocukla sosyal bir etkinlik yapmak değildir. Sosyal etkinlik dediğimiz çocuğunuzu da işin içine çekebilecek etkinliklerdir. Bu yüzden anne babalara özellikle tavsiyem çocuklarınızı içine çekebileceğiniz etkinlikleri yapmaları. Çocuklara da tavsiyem şu, siber suça maruz kaldıkları zaman anne babalarıyla gidip bunu arkadaşça konuşup iyilikle, güzellikle çözüm aramaktır. Ama anne babalar tabii ki çocuklarına şunu diyorlarsa, işte bilgisayarın bundan sonra kullanma, tablet kullanma, bak işte görüyor musun burada olumsuz durumlara söz konusu, bu yüzden kullanmayacaksın dediği zaman çocuk gidip de bunu anne babasıyla paylaşmıyor ya da büyükleriyle paylaşmıyor. Burada en güzel yapılması gereken şey cezalandırıcı değil ama yardımcı olarak bu şekilde anne baba olarak ve eğitmen olarak yardımcı olmaktır. Kullanalım ama dengeli kullanmak gerekiyor. Bizim burada kullandığımız bir söz var. Bizim büyüklerimizin çok bize söylediği azı karar çoğu zarar diye bir söz var. Dengeli kullanmak gerekiyor. İşte bağımlılık haline gelirse bu bağımlılık hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak kesinlikle olumsuzluklara yol açar. Belli bir dengede kullanmak gerekiyor. Bizim anne ve baba olarak, büyükler olarak çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Aksi takdirde çocuklarımız biz ne yaparsak onu görerek ona göre davranıyorlar. Hatta bir sözümüz var, görgülü kuşlar gördüğünü işler diye. O yüzden bizim anne baba olarak çocuklarımızdan istediğimiz şeyleri bizim de örnek olarak, büyük olarak onlara aynı şekilde göstermemiz gerekiyor.